Haberin Var kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye ve Katar zirvesinde 12 anlaşma. Arap Yarımadası'ndaki ülkelere mesaj. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez bölgesinde Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Biz Türkiye olarak tüm bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi her zaman geliştirerek devam ettirmek istiyoruz." dedi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. toplantısının Dışişleri Bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu bu toplantıda ortak bildirinin imzalandığına dikkat çekerek son derece kapsayıcı ve ilişkilerimizin derinliğini gösteren bir bildiridir. Diğer taraftan ticaret ve yatırımlar konusunda da işbirliğimiz gelişiyor. Yarın yatırımlar ve KOBİ'ler arasında da yine işbirliğine dair belgeleri inşallah imzalayacağız. Sağlık ve turizm alanındaki ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor. Bu konularda da işbirliği anlaşmaları imzalayacağız diye konuştu. Son zamanlarda yeni tip koronavirüsün yeni varyantının çıkmasıyla birlikte ülkelerin seyahatlerde kısıtlayıcı tedbirleri arttırdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Ama Katar, Türkiye'yi yeşil listeye ekledi. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Karşılıklı aşı sertifikalarımızın da tanınmasıyla beraber vatandaşlarımız daha kolay seyahat edebilecekler." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, iki ülkenin gelecek 2 yılda kültür alanında hangi faaliyetleri yapacağına dair bir belgeyi imzaladığını da aktardı. Türkiye ve Katar üniversiteleri arasında işbirliğinin geliştiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Türk öğrencileri eğitim için Katar'ı tercih ediyor. Katarlı kardeşlerimiz de Türkiye'ye eğitim için gelmeye başladılar." dedi. Libya'da düzenlenecek başkanlık seçimine de değinen Çavuşoğlu, "Libya'daki gelişmeleri, seçim öncesi gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle bu vesileyle Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 7 vatandaşımızın da önce Katar'a sonra Türkiye'ye gelmesinde Katar'ın çok büyük rolü oldu. Katar hükümetine, kardeşim Muhammed'e ve Katar'ın Ankara Büyükelçisi'ne huzurlarınızda bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi. Çavuşoğlu, iki ülkenin Suriye'de insani yardımlar için birlikte çalıştığını, Somali'de altyapı bölgesini hayata geçirmek üzere birlikte hareket ettiğini, Filistin davasını da birlikte savunmaya devam ettiğini vurguladı. Türk ekonomisiyle ilgili ise Al-Sani şu ifadeleri kullandı. "Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumun aşılabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turu kapsamında yarın Doha'da olacaklarının hatırlatılması üzerine Al-Sani, bu ziyaretlerin aynı güne rastlamasının tesadüf olduğunu söyledi. Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor dedi.